Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nexon'cum Erdem Çelik. Bugün sizlere VH MCS kurulumu ve VH MCS teması atımını göstereceğim. Bunu çekmemizin nedeni ise bize gelen taleplerin VH MCS üzerinde yoğun olmasıydı. Eğer farklı konularda da video çekmemizi istiyorsanız nexoncum.com'a kayıt olup ticket bölümünden şikayet ve önerilerden bize bildirebilirsiniz. Her hafta bir video çekimimiz olmaktadır. Bunu değerlendirebilirsiniz. Ben yavaşça başlayacağım ve ilk başlamadan şunu söylemek istiyorum. Videonun bir kısmını da durduracağım çünkü VHMCS dosyaları yüklenirken bayağı bir zaman alıyor. Direkt ondan sonra tekrardan başlatacağım ve VHMCS dosyasını ben size tekrardan upload edip videonun altındaki linkte vereceğim. Şimdi başlayalım. Ben ilk önce girişimi yaptım hostingime. Hostingimize bu isteyen arkadaş, bu örnekte kuracağım host'taki arkadaş my nokta yani saplamayın olarak girmek istediğini belirtti bana. Ben onun için VHMCS klasörü olarak atacağım. Buradan VHMCS dosyalarımız neredeymiş? Bir saniye. VHMCS 3.5. Ben VHMCS olarak atacağım dosyalarımı. Siz direkt bunun içindekilerini public HTML içine direkt gönderirseniz de aktif olabilir. Normal bir VHMCS teması kurmak isteyenler ise direkt bu VHMCS klasöründeki dosyaların hepsini public HTML'in içine boşaltıp atabilirler. Bunda hiçbir sıkıntı yoktur. Ben bu dosyaları şimdi VHMCS olarak atacağım. Bunun için biraz uzun süreceği için ben videoyu şu an kapatacağım. Bunu attıktan sonra gerekli işlemlere başlayacağız. Bunun hemen aktarımına başlayalım şimdiden. İçinde yaklaşık bir 400-500 dosyadan fazla dosya var. Onun için uzun sürebiliyor. Bu kurulurken siz de rahatınıza bakın. Ben videoyu kapatıp tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar, dosya aktarımımız bitmiş bulunmaktadır. Şimdi tekrardan devam edeceğiz. Şimdi yapmamız gereken tek şey database oluşturup VHMCS'yi bağlamak olacak. Yapacağımız başka bir şey yok. Şimdi hemen nfssunucum.com/cpanel olarak girişimizi yapalım. Buradan girdikten sonra host bilgilerinizi buraya girebilirsiniz. Evet beyler, buraya hosting bilgilerimizi yazıyoruz hemen. Buraya. Sağladıktan sonra cPanel'e buradan hemen bir database oluşturmamız gerekiyor. Hemen şöyle bir şey yapalım. /vhmcs hangi ana dizindeyseniz eğer oraya gidin. Ben VHMCS olarak attım. VHMCS olarak gözüküyor. Buradan hemen ilk önce bir database VHMCS önceden var mıymış acaba? Bir bakalım. VHMCS varmış. Bunu silelim. Buradan MySQL Database Wizard dedikten sonra hemen bir VHMCS yazıyorum ben kolayından. İlk önce orada olup olmadığına bakın, daha önceden hostinginize kurduysanız eğer vardır ya da ne yazdıysanız odur. Ben buradan hemen VHMCS olarak bir database açıyorum. Buraya username, password, bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ya da yazabilirsiniz. Ben VHMCS yaptım. Şifreyi dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buradan create
User dedikten sonra all bütün seçenekleri seçiyoruz ve Next Step dedikten sonra database'imiz bitmiş oluyor. Şimdi yapmamız gereken tek şey Click Here to Begin dedikten sonra karşımıza çıkanları yapmak. I agree dedikten sonra burada bir benim attığım dosyayla yapacaksanız eğer configuration yani bir dosyada sıkıntı olduğunu belirtti bize. Hemen VHMC klasörüne gittiğimizde şu dosya php.new. Bunu isterseniz atmadan klasörle de değiştirebilirsiniz. Yeniden adlandır dedikten sonra şuradaki nokta new'i siliyoruz. Ve kaydediyoruz. Burada kendisi gelmiş bulunmakta. Şimdi tekrardan bir sayfamıza F5 çektikten sonra gelen bütün uygulamanın hepsi doğru bir şekilde yüklenmiş. Geçtikten sonra lisansa genelde ben 1 2 3 4 yazıyorum. Siz de 1 2 3 4 olarak devam edin. Buraya kurduğunuz database'in ismini yazıyorsunuz. Nefes sunucu yapmıştım. Password. Password'u ben kapatıyorum. Siz de buraya ne yazdıysanız eğer bu database oluşturduğunuzda yazdığınız password'u buraya yazıyorsunuz. Benim yazdığım şifre bu. Continue dedikten sonra geçiyoruz. Buraya ise VHMCS'de yaptığınız ya da isim, soy isim, e-mail, username, password. Bunların hepsi VHMCS için. Buraya ben hemen Next sunucum hizmetler olarak ad, soyad, e-mail, info@nextsunucum.com, username. Şöyle de admin yapalım direkt. Bunu arkadaşlarım sonradan değiştirir. Password. Buraya bilgilerimizi yazdıktan sonra setup kurulma işlemini başlatıyoruz. Burada bizden istediği şey install klasörünüzü silin ya da ismini değiştirin. Biz genelde isim değiştiriyoruz. Silmeyi ben pek önermiyorum. Buradan install klasörü nerede? Buradaymış. Yeniden adlandır dediğimizde sonuna birkaç harf daha yazdığımızda Clicker. Buradan girişimizi tamamlıyoruz hemen. Next. Yanlış bir şey yazdık. Girişimizi tamamladık. Şunu da anlatayım ben size. Burası İngilizce. Bunu nasıl Türkçe yapabilirsiniz? Bunu şöyle açıklayayım size. Hemen setup dedikten sonra admin bölümü var. Admin user'dan buradan kendi bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz. Düzenlemeye geldikten sonra burada İngilizce, burada Türkçe kategorimiz yokmuş. Ben Türkçe şeyini, dosyasını da size göstereceğim şimdi. Bir videoyu durdurup dosyayı çekmem gerekiyor. Onu çektikten sonra size döneceğim hemen. Evet beyler, ben farklı bir hostingten şu anki dosyamı çekmiş bulunmaktayım. Şu an hiçbir şey yapmadım yani ne yaptı bu diye düşünmeyin. Ben buradan şimdi şu dosyayı çekmiştim. Bu dosyayı yapacağınız tek işlem bu dosya aktarımı Flazzy ya da WinSCP burada duruyor. Burada admin diye bir klasör vardır. Bunun içine giriyorsunuz. Lange. Buradan Lange'e tıkladığınızda karşınızda diller vardır. O da buradaki admin dilleridir. Bu Türk işi ben size upload edeceğim. Videonun altına vereceğim. Bunu alıp buraya yolluyorsunuz. Başka yapacağınız bir şey yok desem yalan olur. Burada yapacağınız bir tek iş daha var. Buradan gelip direkt admin bölümünden düzenleye geliyoruz. Buradan Türkçe'yi seçmemiz gerekiyor. Şifre yazmadık tabii ki. Her değişiklik yaptıktan sonra burada kendi şifrenizi ana kurarken yazdığınız şifreyi yazmanız gerekiyor. Bundan sonra her şeyiniz Türkçe olmuş bulunmakta. Şuradan hemen şunu da yapalım. Genel ayarlardan. Bunu Türkçe yapmamızın sebebi ise müşteri panelinizin Türkçe olmasıdır. Değişiklikleri kaydet dedikten sonra şu an lisansımız 2050'ye kadar lisanslı olarak gözükmekte. Ben bunu size upload edip bütün dosyalarını atacağım. Bunun
hakkında bir şeyiniz olmasın yani. Şimdi göstereceğim şey, diyorlar böyle böyle, tamam biz VHMCS'yi kurduk ama VHMCS temasını nereye atacağız? Atacağınız yer beyler burada direkt ana dizinde. Ana dizin dediğim VHMCS'nin içindeki dizinde template diye bir klasör vardır. Bu klasörün içine girip istediğiniz bir temayı atabilirsiniz. Ben örnek olarak bir tema atacağım ve nasıl admin panelinizden çalışacağını göstereceğim. Ya da şöyle yapalım, hiç atmamıza bile gerek yok. Tekrardan dosya aktarım için beklemeyelim. Burada zaten VHMCS'nin vermiş olduğu 1, 2, 3, 4 tane temamız var. Bunların üstünden gidelim. Mesela portal. Biz bu portalı dışarıdan, portal adlı temayı dışarıdan yüklediğimizi varsayalım. Hemen VHMCS'imize girip kurulum genel ayarları kısmından. Ve burada şablon vardır beyler. VHMCS'nin kullanmasını istediğiniz şablon. Default portal klasik. Biz portal yapalım demiştik. Buradan portalı seçiyorsunuz ve değişiklikleri kaydet diyorsunuz. nfs.com demiştik. Tabii böyle girmez. Slash VHMCS dediğimizde bu şu anki portal adlı temamızdır. Bu temayı hadi değiştirmek istediniz. Yapacağınız tek işlem VHMCS temasını buradan tıklayıp default, mesela default olarak yaptınız. F5 yaptığınızda farklı bir tema olarak karşınıza çıkar. Login, register. Bunlar VHMCS'nin kendisinin verdiği temalar. Ücretsiz kullanabilirsiniz. Ya da klasik dediğimizde otomatikman her şeyiniz değişmektedir. Burada benim anlatacağım bir şey daha var mı? Temayı yükledikten sonra açıklarını bırakmayınız beyler. Burada göstereceğim gibi mesela VHMCS template slash default desek bunun gibi mesela. VHMCS klasörünün içindeki template klasörünün içindeki tema default'tu. Baktığımız tema. Default'un bütün dosyaları burada mesela. Bunu kapatabilmeniz için de size bir tüyo vereyim. Bunu genelde bütün firmalar açık bırakır. Bilen arkadaşlarımız, web tasarım okuyan arkadaşlarımız bunu kapatıyor. Nasıl kapatıyorlar? Bir tane index. Hiç önemi yok ne indeksi olduğunu. Şu olabilir mesela. Tadilat. Bu indeksi alıp şu indeks neredeydi beyler? Bir saniye beklersiniz. Şurada indeks dosyası vardı. Ben hemen onu da kapatayım. Örnek göstererek. Bu tadilat indeksiydi. Biraz önce baktığımız. Tabi CSS olmadığı için çalışmayabilir doğal olarak. Onu da ayarlamamız gerekir. Biz neredeyiz? VHMCS klasörünün içindeyiz. Template klasörünün içindeki default teması açık vardı. Hemen default temasının içine giriyoruz. Buraya index. Şöyle bir şey söyleyeyim. Web tasarımda cPanel'e verilen özellikler index.html, index.php hangisi daha önce varsa eğer host onu okur. Index HTML'de hep en öndedir. Bunun için index'i attığımızda temada hiçbir şey olmaz. Index HTML'e yükledik. Yükledikten sonra slash templates dedikten sonra templates slash default desek yanlış yaptık herhalde. Şöyle yapacaktık. Bir saniye. Kusura bakmayın. VHMGS templates default. Gördüğümüz gibi burada biraz önce dosyalar varken en azından dosyalara erişim sağlayamazlar. En azından kapalıdır burası. Evet, şöyle bir şey var. Eğer biz bunu atmadığınızı, sizin atmadığınızı farz edelim. Silin. Ne olur dersiniz. Yapacakları tek iş. Bir tıkla dosyanızın bütün içerikleri burada gözükmekte zaten. Bunları indirenler de var. Bazı açıklarda direkt tıkladığında inebiliyor. Image klasörü. Bütün resimleriniz buradadır ve mesela. Bunu kapatın. Benim burada anlatacağım başka bir şeyler yok. Eğer sorularınız varsa eğer www.nexoncum.com'dan tıkıt atabilirsiniz. Ya da Skype Nexoncum adresinden ulaşabilirsiniz. Ya da telefon 0850 885 0288. Buradan da bize sorularınızı veya yardımcı olmamız gereken yerleri biz size yardımcı oluruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer farklı
videonun başında da söylediğim gibi farklı videolar çekmemizi de istiyorsanız bize bildirmeniz yeterlidir. Her hafta bir videomuzu çekmekteyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda VHMCS kullanımını anlatacağım. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.